Küçük akbabalar hakkında ben babamdan duyduğum olarak yani şöyle söyleyeyim. Mesela sabahleyin kalktığında küçük akbabanın boynu ne tarafa dönükse onun kısmeti nasip o taraftadır mutlaka. Yiyeceği leş veya herhangi bir yem onun o tarafındadır. İstikamet o tarafta oluyor. Eskiden atalarımızdan, dedelerimizden beri babamdan gelen bir şey bu. Öyle söylerler. Doğada hani Mersin bölgesinde biyoçeşitlilik araştırmaları yaparken özellikle burada hala devam eden bir kadim kültürü, konağa göçer kültürü araştırıyor. Hala develerle, kıl çadırlarla veya biraz daha geleneksel yöntemlerden uzaklaşmış ama mavi brandalarla bu göç devam ediyor. Doğada hani bu göçü takip ederken aslında Mersin Bolca Dağları'nın biyoçeşitliliğinin bu göçer kültürle ne kadar bağlantılı olduğunu araştırmalarla gerçekleştiriyor. Kaybetsem acaba kayyemin dediği yere mi takıldı? Evet. Ararsın. Evet. Ya canını bulursun. Evet. Ya da bu kuş döner sen kuşun döndüğü yere baktığında gider ölüsünü bulursun. En azından ümidini kesersin, aramazsın. Özellikle bölgemizde dünyada nesli tehlike altında olan küçük akbaba konağa göçerleri takip ettiğini, konağa göçerlerin hayvanlarını güdediği ve beslediği bölgelerde yuva kurduğunu görüyoruz. Sebep olarak çobanların hayvanları öldüğü takdirde veya kesim yapıldığı takdirde bu alanlarda kalan et parçalarını başta küçük akbaba, çakallar, kurtlar, tilkiler gibi canlılar yemek için konağa göçer kültürleri takip ediyor. Bu taraftan devamlı geçiyordum. Baktık zaten böyle havadan bir dönüyor etrafında dönüyor. Böyle geçiyor. Bir döner ondan sonra oraya iner yani. Ancak öyle bulabiliyorsun. Aynen. Peki o hayvan bunun leşini mi yiyor? Leşini mi yer, yer abi. Yer. Yemek için yiyor zaten. Sizde bir zararı var mı o hayvan? Yok, bize hayatta bir zararı var. Faydası? Faydası var. Ne var abi faydası? Hayır, faydası nerede işte bir affedersin bir hayvan kaybettin mi? Aha. Ölüyse mutlaka ölüsünü bizden önce vurur zaten o. Peki ölüyü bulamazsan ne oluyor? Aklın onda mı kalıyor gece? Tabii. Aklım onda kalır. İşte aramaya gidersen hangi kayada, hangi taşlarda gibi cesini. Yani arar bulursun yani. Bulabilirsen. Bu hayvanı görünce anlıyorsun. Nasıl? Bu hayvanı uçtuğunu görünce akbabanın. Tabii. İşin olduğunu anlıyorsun. Onlar ya bir gelir ya iki gelir. Bilemedi üç. Fazla olmaz yani. Bunlar yüksek kayalıklardan bir yerden geliyor. Normalde de öyle yerde duruyor zaten. Evet. Yani normalde şöyle bir çamış derinde, arazide durmaz. Yani nerede bu kayalık uçurumda, böyle taşın katlıklarında yavrusunu yapar. Ona siz ne diyorsunuz? Akbaba mı akbaba, diyorsunuz? Akbaba, aynen akbaba. Geçen de baktın onlar dönüyor. Sen kaybettiğin hayvanın orada olduğunu anladın. Aynen. O yüzden aslında akbabayla bir ilişkiniz var. Yani. O sana faydası. Yani, doğru, aynen. İlişki kuruyor. Zararı yok diyorsun. Yok, hayatta yok.
Yaptığımız doğa koruma çalışmalarında yöre halkı, halkın geçim kaynakları, ekosistem içerisinde yaşayan bütün canlıların içinde olduğu bir koruma döngüsü benimsiyoruz. Bu koruma döngüsüne verilebilecek en iyi örnek de çoban ağı. Çoban ağı, başta çobanlar olmak üzere Küçük Akbaba'nın bütün yaşam döngüsünü etkileyen kişi, kurumların bir arada olduğu iletişim ve gözlem ağı. Bu ağın amacı aslında Küçük Akbaba'nın yerelde anında takip edebilmek, gerekirse müdahale edebilmek ve aynı zamanda o bölge içerisinde yaşayan, akbabayla sürekli hemhal olan insanların Küçük Akbaba'yı koruması ve bu alanda da Küçük Akbaba konusunda da farkındalığının oluşmasını sağlamak. Havaya bakıyoruz, akbaba, leş yiyiciler. Onları takip ediyoruz yani. Yani o hayvan öldüyse, o leş yiyiciler zaten toplanıyor oraya. Zaten bugüne kadar yani o yaylada olsun, şeyde olsun, çobanlar devamlı öyle bulur yani normalde. Ölen hayvanlar leş yiyici olduğu için kısa sürede kaldırıp koku ve şey mikrop salgılattırmadan anında temizlik. Yaratılmış hiçbir canlı içerisinde işe yaramaz hiçbir canlı yok. Eğer bunu güzel şekilde gözlemlersen sen hiç yanıltma, sen hedefe doğru götürür. Araştırmak istediğin şeyi bulursun. Mesela bir kurt sebepsiz yaratılmadı. Ne bileyim bir böcek sebepsiz yaratılmadı. Bir salyangoza varana kadar. Yani doğaya böyle iç içe olduğun zaman biraz takip etsen, gözlemlesen mükemmel bir yaratılış şeyi var, sistemi. Yani bu kadar mükemmel bir şey olamaz. İnsanı kendine hayran bırakır. Anadolu'daki geniş meralarda sürülerini yayan çobanlar bu alanların en keskin doğa gözlemcileri. Hangi kuş ne zaman gelir, nereye yuva yapar, kaç tane yavru uçurur, ne yemeyi severler gibi pek çok sorunun cevabı onların gözlemlerinde saklı. Çoban ve Küçük Akbaba arasında birbirlerini besleyen bir yaşam döngüsü var. Ve biliyoruz ki bu ilişki zarar gördüğü zaman her iki tarafında yaşamsal faaliyetleri olumsuz etkilenecek. Çoban ağında bulunan çoban, çiftçi ve kurumlarla yılın belli zamanlarında yüz yüze ya da telefonla iletişim kurmaya, akbabalarla ve ekosistem üzerinde yaşanan tehditlerle ilgili güncel olarak bilgi almaya devam ediyoruz.